Mühendislik bu. Yıldıray Tutkal. Vay be, tam aradığımız tip, 10 numara. Ben bu kadar iyisini beklemiyordum. Siz onu eskiden görecektiniz, bu değişmiş hali. Peki şimdi nerede yaşıyordur? Nerede yaşadığı önemli değil. Yani Selim bu okulda desek hemen gelir. O kadar manyak mı bu ya? Evet. O zaman Selin'in hesabından bir mesaj yazarsak bu iş oldu demektir. Ama bir şey söyleyeceğim. Selin'in hesabından yazarsak Selin fark etmez mi? Ay kızlar, özür dilerim ya, ağzımdan kaçtı ya, özür dilerim Kıvılcım, ne olur. Kesin yediği bir şey dokundu. Normalde bu kadar mantıklı cümleler kurmaz değil mi Dilara? Yani doğru söylüyorsun. Kıvılcım, sen kendi hesabından bir mesaj atıp telefon numarasını alırsın. Sonra da klasik. Selin seni çok seviyor. Seni çok özledi. Hiç merak etme canım, bundan sonra şunu bana bırak. Neyse, benim gitmem gerekiyor. Burada oturup birçok kötülük yapma fırsatını kaçırmayayım. Öpücük. Görüşürüz. Bay bay. Ay canım benim ya, ne kadar kötü değil mi kızlar? Evet, neyse, kötülük beklemez. Bir an önce bulalım şu Tutkal Yıldıray'ı. Aşkım. Evet aşkım. Aşkım, biz hiç ayrılmayalım, olur mu? Ayrılmayacağız elbette. Hem zaten bizi ne ayırabilir ki? Bilmem. Ben ayrılmam. Ama sen bir gün bıkarsan benden bilemem. Kim, ben mi? Deli. Yani ne bileyim, ben belki bir gün buralardan gidersem diye. Sen nereye gidersen ben de oraya tayinimi isterim, tamam mı? Ya tayininin olabileceği bir yer değilse? Olur olur. Senin gidip de benim gelemeyeceğim bir yer asla olamaz. İşte sonunda, sonunda benim deli olmadığımı bütün Türkiye ile birlikte dünya da öğrenecek. O uzaylı cadının ne menen bir yaratık olduğunu herkese ispat edeceğim. Ah, şimdi oturayım da kaydettiklerimi bir güzel izleyeyim. Bu ne böyle ayol? Beyefi. Beyefi de ne ola ki? Yoksa Fenerbahçe'yi temsilen mi bırakmışlar masama, ama ne alaka? O zaman Feybi olması lazım. Bahçe Fener olur, saçma olur. Üstelik ben Beşiktaşlıyım. Ama... Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet. Ah, ne aptalım. Doğru ya. Buran, Belsi, Fitnat'ın felsi. Nasıl anlayamadım ben bunu? Tanrım, sana şükürler olsun. Burak Bey'in bana karşı boş olmadığını biliyordum. Utanmış. Sözcüklerle aşkını bana ifade edememiş. Kağıda dökmüş yakışıklım Tom Cruise'um. Ah, inanamıyorum. Tanrım, sana şükürler olsun. Bu ne güzel bir gün. Hem Selena'nın uzaylı bir cadı olduğunu bütün dünyaya ispatladım. Hem de Burak Bey bana olan aşkını sonunda itiraf etti. Ay geldiler. Ay canım. Güzel hayatım, canım benim, hoş geldin. Ay ben de. Bir dakika, al bakalım, bunlar senin. Bunları bana mı veriyorsunuz Aslı Hanım? Tabii canım, dilediğin gibi koklayabilirsin. Geç, ay, geç. Bak, senin çizgilerimizde anılar sertlikle çizdirdiğimiz Destacığım. Hadi geç. Ay yok, basmayayım Aslı Hanım. Kirlenir sonra. Aşk olsun. Sen daha iyilerine layıksın ama bunu bulabildik. Hadi canım, bas, çekinme. Ay geç canım, geç. Ay yapmayın Aslı Hanım. Ben böyle şeylere alışık değilim. Ay canım benim. Hadi geç bakalım, yürü yavaş yavaş. Geç. Geç, evet bakalım. Evimize geldik Müstesna'cığım, değil mi? Evet, eve de geldik işte. Al şu teyri. Doğru işinin başına mutfağa. Hadi bakayım. Sen de arabayı mı temizleyeceksin? Ne yapacaksın? Hadi. Ay Aslı Hanım. Ha? Allah sizi bana kavuşturdu. Şimdi gerçek Aslı Hanım oldunuz işte. Ne yapıyorsun be? Hadi. Gelir gelmez şey edeceğim. Ya Allah'ım, delirteceğim. Kıvılcım, mesaj gelmiş. Hemen açıyorum. Ay ne diyor? Dur, sık boğaz etme, açıyorum zaten. Ayvalık'ta oturuyormuş.
Telefon numarasını da yazdı kızlar. Hemen ayılmış sana. Ay kızlar çok heyecanlıyım. Selin bu çocuğu görünce rüyasında Selami Şahin'i görmüş, daha beter olacak. Çalıyor çalıyor. Alo, Yıldıray Tutkal'la mı görüşüyorum? Ben Kıvılcım. Selin'in çok yakın bir arkadaşıyım. Evet Selin'in. Ay dur heyecanlanma hemen. O da seni çok seviyor. Bir bilsen nasıl özlemiş. Onu bunu bırak da sen ne zaman gelebilirsin? Hazırlanmaya başladım bile mi? Kızlar kapıdan çıkıyormuş. Harikasın canım. Bak Yıldıray'cığım, bu benim numaram, tamam mı? İstanbul'a gelince beni ara. Ben seni Selin'le buluşturacağım. Tamam sen. Hadi bay bay. Kızlar bu iş oldu demektir. Selin'in ozanı sonsuza kadar ayırıyoruz artık. Ay kızlar ya, bir şey söyleyeyim mi? Ben bu siteye hala giriş yapamadım ha. Salaksın Dilara ya. İşte bu. İşte bu kaset. Bu kaset aynı zamanda bir uzaylının dünyadaki ilk gerçek görüntüleri içeriyor. Yaktım seni Selena. Artık bu dünyadan defolup gideceksin. Ve ben de senden sonsuza kadar kurtulacağım. Şimdi gel. Gel benim güzel meleğim. Gel benim nur yüzlü çocuğum. Sayende harika bir iş hallettim. Bu kaset var ya, bu kaset. İnan ki yavrum, bana bir kamyon dolusu para versen bu kadar mutlu olamazdım. Tabii sen İsrail'de çektin bu kaseti. Sen olmasaydın asla çekemezdim. Canım benim, gel seni bir öpeyim güzel çocuğum. Ah şu güzelliğe bak. En sevdiğim ezik sensin bir tanem benim. Yarın büyük gün. Bu kaseti yarın bütün basın mensuplarını izleteceğim. Ve Selena'nın foyasını ortaya çıkartacağım. Artık bu dünyada barınamayacak. Herkes onun uzaylı büyücü olduğunu görecek. Ve de Burak Bey sonsuza kadar bana kalacak. Ama bu kaset çok değerli. Onun için bu kaseti şimdi kasaya kilitliyorum. Ben böyle bir şey yapmakla doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Neme lazım değil mi çocuğum? Çekmeceye falan koyarım, çalınır malınır. Hiç böyle bir riski göze alamam. Bu kaset çok değerli, çok önemli. Ya ne yapıyorum ben? Kafam iyice karıştı. Ne oldu hayatım? Senin bir şey canın mı sıkkın? Aa, yok. Yani ben öylesine bir şeyler düşünüyordum. O kadar derinlere dalmışsın ki. Dünyayı mı kurtaracaksın yoksa? Yok canım. Ya ben kim dünyayı kurtarmak ki? Belli mi olur? Burak Bey, Burak Bey. Merhaba. Şey, ben mesajınızı aldım. Mesaj mı? Ne mesajı? Şey, o mesajı canım işte. Beyli feyli olan. Feyli beyli olan mı? Pardon ama anlayamadım Fitnat Hanım. Daha açık konuşsanız. Ben anladım durumu, çaktım, merak etmeyin. Neyse, artık daha müsait olduğunuz bir zamanda konuşuruz Burak Bey. Ben sadece bir teşekkür edeyim dedim. İyi günler. Fitnat Hanım, hediye ettiğim kolyeyi aldı mı acaba? Almıştır tabii. Kağıdı da almıştır. Sevinmiş midir? Bence sevinmiştir. Niye sevinmesin ki? Ben onu seviysem o da beni sevidir. Kalp kalbe karşı derler ya ondan. Fitnat Hanım aşma bir karşılık verse o gün bütün katı komple benim olurdu ha. Allah Allah. Çöpleri topluyordum. Çöpün var mı? Var. Az bekle, verem. İyi bak, iyi bak. Şurada bir şey görüyorum. Bu ne oğlum? Nereden çaldın bunu lan? Nereden çaldın bunu? Ne çalması be? Fitnat Hanım'ın çöp kutusunun içinden çıktı. Demek ki sevmediği, istemediği bir kolyeymiş ki fırlatıp çöpe atmış. Çöpe atmış ha? Evet. Fıncıtıp çöpe atmış. Kağıdı da onun yanına fırlatıp atmış. Allah Allah. Evet. Acaba neden beğenmedi? Aman canım, nesini beğensin ki bunun? Bu ancak ineklerin boynuna asılır be. Altın kolye mi alsaydım ki? Tüh, keşke altın kolye alsaydım. Evet. Evet. Hadi biz işimize bakalım, hadi. Evet. İşimize bakalım. Evet. Keşke altın kolye alaydım ya.